Edelim. Ama bir Atina'ya gidelim. Şimdi Yunan medyasında Türkiye'nin sondaj faaliyetleri var ve Türkiye'nin dördüncü gemiyi alacağına yönelik haberle işte bir soru soruluyor. Takip yanlışım varsa sen düzelt. Türkiye aldığı dördüncü sondaj gemisiyle ne arıyor diye bir soru var. Yani değerlendirmeler ne yönde? İstersen bunu biraz konuşalım. Nasıl başlıklar atılmış, neler konuşuluyor? Gerçekten Yunan ana akım medyada gündem yine Türkiye ama somut olarak Türkiye'nin alacağı dördüncü sondaj gemisi, doğalgaz sondaj gemisi. Daha önce bu konuda geçtiğimiz günlerde haber yayınlanmıştı. Türkiye dördüncü sondaj gemisini alıyor. Yunanistan'ın en büyük medya grubunun haber sitesi NGR'da bu konuda büyük bir analiz yapılıyor. Analizin başlığı senin de dediğin gibi Türkiye'nin alacağı dördüncü sondaj gemisiyle Türkiye ne arıyor şeklinde bir soru işareti manşet böyle. Bu Atina'daki heyecanı dışa vurmuş oluyor böylece. Çünkü gerçekten biraz da endişeli Atina'daki yorumlar. Türkiye'nin nasıl faaliyetlerde bulunacağı konusu. Yedinci jenerasyon yani bu son alınacak geminin yedinci jenerasyon olduğu belirtiliyor. Yani en son teknolojili ve çok daha derin sularda arama yapma, sondaj yapma kabiliyetine sahip bu dördüncü gemi. Şimdi anlaşılacak diyor analist. Eğer Doğu Akdeniz'de kullanıp kullanamayacağı ve bizi yani Yunanistan'ı tahrik edip etmeyeceği böyle bir ifade kullanıyor. Güney Kore malı olduğu söyleniyor bu geminin. Diğer üç tane sondaj gemisinden de söz ediyor Türkiye'nin analist. Bunlar altıncı jenerasyona ait Fatih, Yavuz ve Kanuni. Ancak şimdi bu yedinci jenerasyonla bu önceki gemilerin 12.500 metreye kadar varan, derinliğe kadar varabilen kabiliyetleri bu gemiyle çok daha büyük yeteneklere sahip, daha da derinlere inebiliyor şeklinde görüşler yer alıyor. Mavi Deniz doktrinini sahada uygulayacak şeklinde ifade var Türkiye için. Çok açık Ankara ve Erdoğan gövde gösterisi yapacak bu gemiyle ifadesini de kullanıyorlar. Bu daha da derinlere inmesi konusunda da analizde geniş yer veriliyor. Kısa bir süre sonra Güney Kore'den teslim edilebilecek son safhada tersanede yapımı şeklinde de bir haber var. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları hatırlatılıyor. Biz de hatırlatalım dün yaptığı açıklamada isteseniz de istemeseniz de sondaj gemilerimizi de arttıracağız. Karadeniz'de de Akdeniz'de de nerede ne varsa bulup çıkaracağız demişti Erdoğan. Ayrıca geçtiğimiz hafta da yaptığı bir açıklamada Karadeniz'de doğalgazla ilgili heyecanlı açıklamalar da müjdeli açıklamalarda bulunacağını da söylemişti. Bu dördüncü gemi konusunda da duyumlar yaratmıştı Hülya. Peki, Taki çok teşekkür